İyi akşamlar. Gelişmelerle karşınızdayız. Bursa kamuoyunda tepkilere neden olan ve 2303 dönümlük Mera arazisi üzerine kurulması planlanan Ototest Merkezi projesinden Türk Standartları Enstitüsü vazgeçti. Kararı CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz duyurdu. CHP Bursa Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi İlhan Demiröz, Yenişehir'de yapımı planlanan Ototest Merkezi'nden vazgeçildiğini duyurdu. Yenişehir'de Karaköy ve Karacaali köylerinin meralarına kurulması planlanan Ototest Merkezi projesine kamuoyunda büyük tepki olduğunu aktaran İlhan Demiröz, TSE'nin iptal kararıyla hem ilgili köylülerin, hem Yenişehirlilerin, hem de Bursa kamuoyunun rahat bir nefes aldığını söyledi. Ayrıca yine CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün yazılı soru önergesiyle gündeme getirdiği Nilüfer Ürünlü'deki 150 dönümlük mera arazisiyle ilgili sürece de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müdahale etti ve süreci durdurdu. Diğer yandan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk'ten ise TSE Başkanımızdan Yenişehir'de belirlenen alanla ilgili olarak kamulaştırma ve tapu işlemlerinde sıkıntı olduğunu, bu sıkıntıların devam ettikçe Yenişehir'deki bu alana otomotiv test merkezinin yapılmayacağının bilgisini aldığım açıklaması geldi. Bursa'daki bir fabrikada işlerine son verilen 28 işçinin tekrar işe alınması için Tek Gıda İş Sendikası ve üye işçiler eylem yaptı. Gerginlik çıktı, bir polis yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir gıda üretimi yapan fabrikada geçtiğimiz günlerde işçi-işveren görüşmesi sürecindeki davranışları nedeniyle 28 işçinin işten çıkartılması gerginliği iyice tırmandı. Karacabey fabrikası önünde Tek Gıda İş Sendikası üyesi işçiler eylem yaparak servis araçlarının giriş çıkışını engellemek istedi ve devreye polis girdi. Araçların önüne yatarak fabrikaya girişleri engellemeye çalışan işçilerle polis arasında arbede oldu. Bir polis memuru düşerek yaralandı, 8 işçi ise gözaltına alındı. Bursa'da antik kent üzerine kurulan alışveriş merkezi büyük tepki toplamıştı. Tepki çeken bir başka şey ise Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bu duruma onay vermesiydi. O kurul üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bursa'da yıllardan beri süren antik kent üzerine AVM tartışması yeni bir boyut kazandı. Her şey 2010 yılında Uludağ Üniversitesi'nin Mudanya'da yaptığı çalışmalarla başladı. Üniversite, seramik parçaları bulunan bölgenin birinci derece sit alanı ilan edilmesi için Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu. Ancak bölge üçüncü derece sit alanı ilan edilince imara açıldı ve AVM yapılmaya başlandı. İnşaatın temel çalışmaları sırasında M.Ö. 7. yüzyıla ait kent kalıntılarına ve heykellere ulaşıldı. Kurula tekrar itiraz edildi ancak karar değişmedi. İnşaatın devamı için izin verildi. Kurulun bu kararına itiraz eden bölge halkı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılığın hazırladığı iddianamede kurul üyelerinin inşaata izin vererek görevlerini kötüye kullandıkları belirtildi. Her bir üyenin ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Türkiye'nin en büyük sanayi merkezlerinden biri olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde enerji verimliliği konusunda 16 firmadaki etüt çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda sanayicinin enerjisini %45'lere varan oranda boşa harcadığı açıklandı. Türkiye'deki sanayi sektöründe örnek bir çalışmaya imza atan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, verimsizliğin atıkların tekrar değerlendirilmemesinden kaynaklandığını söyledi. Bacalardan yani 180 derecelere kadar ısınmış hava ya da 60 derece, 70, 80 derecelere kadar ısınmış suyu biz atıyoruz arkadaşlar. Bu enerji demek. Bu enerjimizi biz atıyoruz. Bu enerjiyi tekrar geri döndürmek ve bunu yeniden prosese kazandırmakla ilgili projelerimiz var. İhtiyaç duyulanın çok üzerinde sistem tasarımı olmasının da kayıp oluşturduğunu söyleyen Kipoğlu sözlerine şöyle devam etti. Verimli kullanmakla birlikte hem bunu ekonomik getiri olarak kazanmış olacağız hem de çevreyi korumuş olacağız. Bu anlamda bu projenin yıllık yine karbon emisyonu açısından kazancı da 14.500 ton. 14.500 ton karbon dioksit emisyonu
azaltılmış olacak. Arkadaşlar bu da 26 bin yetişkin ağacın çevreye sağladığı katkı demek. Yapılacak enerji verimliliğiyle yılda 5.7 milyon lira tasarruf sağlanabilecek. Afyonkarahisar ve Bursa Ticaret Borsası'nın da desteğiyle Bursa'da canlı hayvan ve et borsası kurulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret Borsası ile birlikte et fiyatlarının belirleneceği canlı hayvan ve et borsası kurmak için düğmeye bastı. Bursa'mızın yaşanabilir bir kent, sağlıklı bir kent olması ve Bursa'mızın her dalda gelişmesi, ekonomik anlamda kendi ekonomisine değer katma konusundaki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şu anda yapılan çalışmalarla birlikte hem Türkiye'deki en iyi örneklerini ve dünyadaki en iyi örnekleri inceleyerek Bursa'mıza geniş bir alanda büyük bir borsa, hem canlı hayvan hem de et borsası olacak şekilde büyük bir kompleks kurmuş olacak. Bu ortak proje olarak gerçekleştirilmiş olacak. Proje için Bursa'da 250 dönümlük alana dev bir kompleks kurulacak. Bursa'da 3 kardeşi otomobille spin attıkları için öldüren sanığa 3 ayrı müebbet ve 12 yıl, ona yardım etmekte suçlanan babasına ise 53 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. 8 Eylül'de Yunus Eli mahallesinde arabayla dolaşan Şefik, Ferit ve Emrah kardeşler baba oğulla gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştı. Fakat öfkesine hakim olamayan Umut adlı genç 3 kardeşe kurşun yağdırdı. Geldiğinde ikinciye bir şarjörü tam anlamda boşaltmıştır ama birde de bir şarjör boşalttı. İkiye geldi, ikinciye de bir şarjör. Geldiğinizde olan yerinde nasıl durum? Abi ben zaten direkt gittim böyle. Dedim merak ettim, dedim tepeden gideyim. Bir baktım bir polis ekibi geliyor zaten oradan. Polis ekibi 5 dakika içinde olaya geldi. Büyük bir olaydı, ben de biliyorum. Telefonlar, biz aradık, telefonlar kilitliydi zaten. Olayın ardından Umut'la ona yardım etmekle suçlanan babası tutuklandı. İddianamede kavganın 3 kardeşin arabayla 2 kez sert dönüş yaptığı için çıktığı belirtildi. Savcı şüpheli Umut'un 3 ayrı müebbet ve 12 yıla kadar, babasınınsa 53 yıla kadar hapsini istedi. Bursa'da kent merkezinden sonra dönüşüm şimdi de sahillerde olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi uzunluğu 115 kilometreyi bulan sahillerde düzenleme çalışmalarını başlattı. Bursa denize kıyısı olan bir şehir. Ancak Bursa'da yaşayanlar denizden, sahillerden pek de istifade edemiyor. Nedeni ise sahillerin kullanışsız olması. Uzunluğu 115 kilometreyi bulan sahiller için Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Başkan Recep Altepe, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'la birlikte denize açıldı. Hazırlanan projeleri inceledi. Sahillerimizin baştan başa yeniden düzenlenmesi ve tüm sahil kentlerimizde kıyılarımızda yapılacak düzenlemeler, yapılacak inşaatlar, imalatlarla birlikte Bursa sahillerinin gerçekten bir dünya kentine yakışır hale gelmesi gerçekten önemli bir ihtiyaç. Altepe projenin detaylarını da verdi. Buralardaki sahillerin düzenlenmesi, burada limanların, liman şehirlerinin oluşması, marinaların, balıkçı barınaklarının gibi imalatların yapılması, bölgenin gerçek anlamda bir turizm kentine yakışır hale gelmesi için yapılan kapsamlı çalışmalar bunlar. Ve Türkiye'de ilk defa bu kapsamlı, bu derece nitelikli, kapsamlı bir çalışma yapılmış oluyor. Bunda Uludağ'da sezonun açılmasıyla hareketlilik yaşanırken dağ yolunda vatandaşlar ve şoförler için tehlike arz eden sahipsiz köpekler bakım ve tedavileri yapılmak üzere toplanıyor. Osman Gazi Belediyesi Uludağ yolu üzerinde tehlike arz eden başıboş köpeklerin toplanması için düğmeye bastı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bayıltılarak toplanan köpekler Osman Gazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürülüyor. Bu sahipsiz hayvanları barınağa alması, bunları korunması, daha sıcak ortamda yaşamaları için güzel bir hizmeti bulunmaktadır. Ara periyot dönemlerde Osman Gazi Belediye'miz gelmekte, bu işi sürekli yapmaktadır. Güzel bir hizmetidir Osman Gazi Belediye'mizin. Köpeklerin gerekli bakımları, tedavileri ve kısırlaştırmaları yapıldıktan sonra kulaklarına küpe takılıyor. Böylece kayıt altına alınan köpeklerin takipleri daha kolay yapılıyor. Bursa'nın Çekirge mahallesinde 10 yıldır kirada oturduğu evi yanan Hıdırdaş, konut sigortası olduğu halde parasını geri alamayınca mağdur oldu.
Hıdırdaş 10 yıldır ailesiyle birlikte Bursa'nın Çekirge mahallesindeki bu apartmanın en alt katında kirada oturuyordu. Dar gelirle kıt kanaat geçinen aile bir sabah evden yükselen dumanlarla neye uğradığını şaşırdı. 5. ayın 17'sinde sabahtan yandım. 5.30'a yakın çıktım evden. Oğlum telefon ettim. Baba gel. Gece oğlum işe gitti gece. 11 televizyon gösterdiler o da oğlum. Ondan sonra baba ev yandı. Ya ben 5.30'da çıktım. Nasıl yandı oğlum? Yok yandı. Ondan sonra geri döndük. Geldik. Polisler burada. Ondan sonra sivil polisler burada. Yangın seyirler burada. İtfaiyeler geldi. Evet gelmiş. Şans eseri evde kimse yoktu. İtfaiye yangını söndürdü. Yanan eşyalar toplandı. Ev boşaltıldı. Daş ailesi için sıkıntılı günler o günden sonra başladı. Evim yandı, geldi falan, eve baktı falan. Bu adam beni şikayet etmiş. Ev sahibi? Evet. Ne diye şikayetçi olmuş, ne diyor size? Vay, baba oğlu yakmış. Baba oğlu yakar mı? 4 tane burada sat var, etli satı. 2. kat, 3. kat, 1. kat, 3. Meden başında var, 4 tane sat var. Ben yaksam... Etli çakarım bile, yakarım komple yanan. Ben kızım eşeği nasıl yakam ben? Ne Allah'tan korkma, kudan utamaz. Nasıl yakam ben kızım eşeği? Hıdırdaş evin bahçesinde bir süre önce bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından korkup evi sigortalatmıştı. Ancak iddiasına göre sigorta şirketi kendisini dolandırdı. Eşeği 75 yazmışım. Ev 135 yazmış, 1. kat. 135 bin lira. Bu da yazılım. Sigortanın ne zaman yaptırmıştınız? 1. ayın setinde yaptım. 66 yaşındaki Hıdırdaş zararının karşılanması için yardım bekliyor. Bu beni fakirlik bile ona şey yapılan ödemilen. Nasıl olacak bu? Siz başbakansın. Bursa'da 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Can pazarı yaşandı. 10 kişi dumandan etkilendi. Osman Gazi ilçesi Yeni Karaman mahallesinde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Üç katlı bir binanın bodrum katında elektrik kontağından çıkan yangın apartman içinde yoğun dumana neden oldu. Ya bir anda bir bağırış çağırışlar oldu böyle komşudan. Ve dedik ne oluyor, kavga falan mı var? Bir çıktık baktık işte bağırıyorlar işte yangın mangın. Çıktık arka tarafa, duman dumana gidiyor. Tabii herkes camlara çıkmış, pencerelere işte kurtarın bizi falan diye. Önce herkes çıkmış sokakta, telefonla herkes itfaiye aradı, ambulans sağ olsun hepsi de bir anda geldi. Yani Allah'a da böyle vakit kaybetmeden. Mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri merdiven kullanarak kurtardı. Bir saatlik çalışma sonunda yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 kişiyi sağlık ekipleri ambulansta tedavi ederken apartmanın garaj kısmında bulunan özel bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Bursa'da bir motosiklet sürücüsü otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 46 yaşındaki Remzi Çakır idaresindeki otomobil, Doğu Garajı mevkiinde U dönüşü yaparken 14 yaşındaki İlhan Çimen yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 yaşındaki motosiklet sürücüsünün kask takmadığı ve boyun kırılması sonucu öldüğü anlaşıldı. Bursa'da çalıştığı inşaatın çatı katına halat yardımıyla demir profil çeken 36 yaşındaki Birol Çelik elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Osman Gazi ilçesi Yeni Bağlar mahallesinde bir inşaatın çatı katına halat yardımıyla demir profil çeken Birol Çelik, profillerin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. 112 acil servis ekiplerinin yaptıkları kalp masajına rağmen yaşama döndürülemeyen bir Birol Çelik'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İnşaat sahibinin taksirle ölüme neden olmak suçundan adliyeye çıkartılacağı bildirildi.
Gezi Parkı eylemlerine destek verdikleri için hükümete darbe girişiminden yargılanan Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın 35 üyesinin yargılandığı dava bugün başladı. Çarşı'ya destek için adliyeye gelenler arasında CHP'li vekillerle Berkin Elvan'ın anne ve babası da vardı. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyesi 35 tutuksuz sanık hakkında Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçlamasıyla dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşması için çok sayıda Beşiktaşlı taraftarın yanı sıra CHP'li milletvekilleri İlhan Cihaner, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Umut Oran, Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, CHP Eski İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı, ressam Bedri Baykam da katıldı. Mahkeme Başkanı Çarşı'nın kurucularından Cem Yakışkan'a darbe yapmaya çalıştınız mı diye sordu. Yakışkan da darbe yapabilecek gücümüz olsaydı Çarşı grubu olarak Beşiktaş'ı şampiyon yapardık. 1980'de darbe gördüm ben, ne demek olduğunu biliyorum. Bizim darbeyle siyasetle işimiz yok cevabını verdi. Duruşmaya devam edilirken gün boyu adliye koridorları taraftarların tezahüratlarıyla inledi. Şırnak'ta bir uzman çavuş arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu sonucu şehit oldu. Şırnak'ta Çakır Söğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 22 yaşındaki uzman çavuş Sedat Atılgan, arkadaşının silahından çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandı. Atılgan, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şehit uzman çavuş Sedat Atılgan'ın Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Atalar Köyü'ndeki baba ocağına ise ateş düştü. İç savaşlar ve saldırılarda olan hep sivillere, masum çocuklara oluyor ve Pakistan'da hedef tam da onlardı. Hem öğrenciler hem öğretmenler. Taliban askeri okulu bastı. Çoğu öğrenci tam 148 kişiyi öldürdü. Pakistan, Taliban saldırısıyla kana bulandı. Vahşet Peşaver kentinde yaşandı. Silahlı kişiler bir askeri okulu bastı, okulda rastgele ateş açtı. 6 Taliban militanının yaşattığı dehşet anlarında çoğu öğrenci 148 kişi öldürüldü, 150 kişi de yaralandı. Bombalı militanların saldırısını Taliban'ın Tahriki Taliban Pakistan adlı kolu üstlenirken, militanlara yaşları büyük öğrencileri öldürme emri verdikleri öğrenildi. Reuters'ın haberine göre Taliban sözcüsü Muhammed Umar Horasani, ordunun okulunu seçtik çünkü hükümet bizim ailelerimizi hedef alıyor. Onların da bu acıyı hissetmesini istiyoruz dedi. Operasyonda ikisi öğrenci, altısı öğretmen ve yedisi idari görevli 15 kişinin komandolar tarafından kurtarıldığı açıklanırken saldırı 9 militanın öldürülmesiyle sonlandı. Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif ve Genelkurmay Başkanı Rahil Sharif, Peşaver'deki kanlı okul baskınının ardından bölgeye hareket etti. Bir yaz ilanı da Türkiye'den geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çat Başbakanı Kayzoy ve Payımı Dubet'le Başbakanlık Merkez binada bir araya geldikten sonra okul saldırısı dolayısıyla Türkiye'de bir günlük yaz ilan edildiğini söyledi. Niğde'de bir anne dünyaya getirdiği bebeğini çöplüğe attı. Olay kadının doktora gitmesiyle ortaya çıktı. Çöplükte, tuvalette, çarşafa sarılı halde bir duvar kenarında. Her güne bir yenisi eklenen bebek katliamı bu kez Niğde'de yaşandı. 26 yaşındaki kadın dünyaya getirdiği bebeğini çöplüğe attı. Gerekçesi ise bebeğin ölü doğmuş olmasıydı. Olay kadının rahatsızlanarak hastaneye gidip muayene olmasıyla ortaya çıktı. Doktorlar polisi aradı, kadın itirafta bulundu. Bunun üzerine Niğde Belediyesi'ne ait çöp toplama alanında asker ve polis iz sürme köpeğiyle birlikte bebek cesedi aramaya başladı. Ancak cesede ulaşılamadı. Bebeğin çöplerin dozerlerle yerleştirilip düzenlenmesi sırasında parçalanıp köpekler tarafından yenmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Mecliste görüşmeleri devam eden torba yasaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden tepki yağıyor. Akademik odalar etkisizleştirilmeye çalışıldıklarını iddia ederken yasaya karşı Perşembe günü Ankara'da buluşmaya hazırlanıyor. AKP iktidarı bu çerçevede yeni bir torba yasa tasarısı ile 12 yasada yapılacağı değişiklikleri, kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetmeye hazırlandığıdır. Önce denetim ve vize yetkileri ellerinden alınan, ardından çıkan torba yasayla kamusal alanda etkisizleştirmeye çalışılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hükümete tepki yağdırdı. AKP iktidarı yeni değişikliklerle mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerimizin böl, parçala, küçült, etkisizleştir, yönet yaklaşımıyla demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca odalarımızın bağımsızlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir. Mecliste görüşmeleri süren torba yasayla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odalarını yapısal dönüşüme uğratmak, meslek alanları ve örgütlerini işlevsizleştirmek, rantın önündeki engelleri kaldırmak istenildiği iddia edilen mimar ve mühendisler, Perşembe günü Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde büyük bir eyleme hazırlanıyor. AKP gericiliği piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. Odalarımız ve birliğimiz TUMOP, 1970'ten bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Zorlu iş koşulları bir tarafa, Türkiye'de binlerce madenci işsizlikle boğuşuyor. Madenciler şehri Zonguldak'ta ev hanımları bunun için bir çözüm geliştirdi. Kırsal alandaki defne yapraklarını satarak ek gelir sağladı. Ama emeklerinin karşılığı çocuklarına sadece bir cep harçlığı. Onlar aslında çiftçi değil, madenci eşleri. Kiminin eşi işsiz, kimininki ise yer altında ekmek peşinde. Hayat pahalılığı nedeniyle eşler de ek gelir sağlama derdinde. Eşim maden işçisi. Yetmiyor tabii aldı. Özel sektör. Devlet ocağı değil. Ek gelir sağlıyoruz. Ek gelir sağlamış oluyoruz işte. Eve katkıda bulunuyoruz. Zonguldak'ın Gelik beldesinde yaşayan vatandaşlar çözümü kırsal alanda buldu. Defne yapraklarını toplayıp işleyerek satmaya başladı. Bunları dağlardan arkadaşlarımla beraber, akrabalarımla, konu komşu hep beraber toplanıp topluyoruz işte. Evin önüne getirip bu şekilde sıpalıyoruz. Ancak bu emekleri oldukça ucuza gidiyor. Çuvalladıkları yaprakların kilosu sadece 1 liraya alıcı buluyor. Uğraşıyoruz böyle ama ucuza gidiyor. Yani emeklerimize değiyor, değmiyor bilmiyorum ama gene de yapmaya çalışıyoruz. 1 lira da 1 liradır diye. Ben bir çuval sattım, 30 lira aldım. Şimdi iki çuvalım daha var evde. Onu da satarım. Çocuklara veriyorum. Harçlık için. Her gün yol parası. Her gün yol parası yani. Düşün git gel 5 lira yol parası. Onlar bir açıdan şanslı. Çünkü evlerinin dibindeki topraklara dokunulmadı. Ancak Yırca gibi bu imkanın yok edildiği örnekler de yaşandı. Kayseri'de bir inşaatta bekçilik yapan 62 yaşındaki şahıs kafası ve kolları kopmuş halde bulundu. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde inşaat bekçiliği yapan 62 yaşındaki adamdan pazar gününden bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri şahsın çalıştığı inşaat alanında arama yaptı. Bekçi kafası ve kolları kopmuş vaziyette bulundu. Cesedin geri kalanı ise inşaat temelinin altında yer alıyordu. Bekçinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıptan gelecek olan raporun beklendiği ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. İzmir'de spor yapmak için evden çıkan üniversite öğrencisi özel bir okula ait istinat duvarından düşerek yaşamını yitirdi. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Berkay Özkaral spor yapmak için evinin yakınında bulunan parka gitti. Ancak uzun süre eve dönmeyince oğlunu merak eden baba parkın çevresinde oğlunu aramaya başladı. Bir süre sonra Berkay'ı okulun bahçesinde hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Berkay Özkaral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri istinat duvarını gören bir apartmanın güvenlik kamera kayıtlarına el koydu. Şimdi biri Elazığ'dan, diğeri de Muğla'dan iki farklı görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Birinde zehirlenerek öldürülen,
Diğerinde ise İngiltere'den sahiplenilen köpekler var. Elazığ'ın Baskil ilçesinde zehirli iğneyle vurulan köpeklerden birinin çöp arabasına atılması kameralara işte böyle yansıdı. Kamerayı fark eden temizlik işçileri köpeğin kalkmaması için çöp aracına atarak üzerini kapattıklarını ileri sürdü. Hayvanseverlerse tepkili. Bütün köpekleri buradan iğneyle vuruyorlar. Çöp arabasına pres yapıyorlar hayvanları. Bu köpeği içeriden vuruyor. Ben 2 ayda 3 ayda bir de bu köpeklere hepsini böyle zehirliyorlar. Hayvan barınaklarına götürse yeri var, götürsün yani. Devlet bir kedi için itfaiyeye gönderiyor, bilmem ne gönderiyor, bunlar da burada zehirliyor. Elazığ'da bu insanlık dışı görüntüler yaşanırken Muğla'da ise insanlık dersi işleniyordu. Bisikletle dünya turuna çıkan 34 yaşındaki İskoç Eşbel Tarımsari, Balıkesir'de kurtarıp Marmaris'e getirdiği sokak köpeği için geri geldi. Lucy adını verdiği sokak köpeğine İngiltere'den bir aile bulan İskoç kadın, dünya turu anılarını kitap haline getireceğini ve gelirini sokak hayvanlarına harcayacağını ifade etti. Sağlıkta skandallar zincirine bir yenisi de Zonguldak Ereğli'de eklendi. Devlet hastanesindeki yoğunluk nedeniyle 81 yaşındaki adam tam 13 saat ultrason sırası bekledi. Tabii bunların yanı sıra güzel olan gelişmeler de var. Arabanın içinde boylu boyunca uzanmış bu adam 81 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Arıkan. Yatağında değil, araba içerisinde uyuyor. Aslında uyumuyor da, tam 13 saattir ultrason sırası bekliyor. Hastanede almadan ne yapacağımızı da bilmiyoruz yani. Ereğli ilçesindeki devlet hastanesine babasını getiren 58 yaşındaki Sinan Arıkan, saatlerce soğuk ayaz demeden bekletilmelerine tepki gösterdi. Öncelikle sırası olan bir hastanın saat 4'ü 5 geçeye kadar bakılmıyor ve kapılar kilitleniyor. Ondan sonra biz de tepki verince kapılar açılıyor, gel artık bu saatten geçmiş olsun, yani böyle bir şey olmaz. Hastane yönetimi ise yaşananlara yoğunluk açıklaması getirdi. Baba üşüyor musun? İzmir'de ise tüm bu yaşananların aksine film gibi bir operasyonla kalp yetmezliği olan 43 yaşındaki Mustafa Tabakoğlu hayata tutundu. İzmir'den helikopterle buraya. Yaklaşık bizde bir... Yalova'da bulunan kalbe karşı Ege Üniversitesi Hastanesi zamanla yarışmaya başladı. Kalbin zamanında getirilmesi için devreye Çiğli 2. Anajet Üssü Komutanlığı girdi. Doktorlar askeri uçakla Bandırma'ya, oradan da Yalova'ya uçtu. 16 saat süren operasyon sonunda kalp Tabakoğlu'na başarılı bir şekilde nakledildi. Çok önemli bir görevdi. Birçok göreve katılıyoruz ama insan hayatını kurtarmak için içine girdiği zaman bizde ayrı bir onur, Samsun'dan ibretlik bir görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir dava için 3 yıldır adliyeye getirdiği felçli eşini kucağında taşıyamayan adam. Bakın hangi yola başvurdu. İşte çaresizliğin getirdiği bir başka son nokta. Samsun'da görülen vasilik davası için adliyeye bu şekilde getirildi 60 yaşındaki Hamide Demirbaş. Mahkeme 3 yıldır sürüyor. Eşinin ise onu taşımaya takati kalmadı, bu yola başvurdu. Burada sakat arabası yokmuş. Mecbur kaldık o inşaat arabasıyla indirmeye. Aracını park etti, sakat arabası olmadığı için eşini inşaattan aldığı el arabasına bindirdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yine aynı eziyetle felçli kadın araca bindirildi. Manisa'nın Sipil Dağı eteklerinde yaşayan fiziksel engelli 11 yaşındaki Meryem Aydın'ın ve ailesinin yol çilesi yetkililerin müdahalesiyle sona erdi. Engelli Meryem için dağlık araziye 40 metrelik beton yol yapıldı. Şimdiki talebimin başvuruda bulundum. Şimdi geldiler, sağ olsunlar. Onlar da gördü. İlgilendiler. Belediye başkanımız, kaymakamımız, içinde bulunan herkes. Allah razı olsun onlardan. Anne Kamil Aydın son isteğinden önce birkaç kez talepte bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Şimdi istekleri yerine getirildi.
Kızları 11 yaşındaki Meryem de, ailesi de en azından yaşadıkları yol sıkıntısından kurtulmuş oldu. Meryem'in daha önceki rahatsızlığı epilis dediler. Şimdiki rahatsızlığı artık kulak duymamazlığı, görmemezliği, ondan sonra yürümemeyi. Baştan aşağı kadar engel çıkaramıyordum. Ya kızların yardımıyla, çocuklarımın yardımıyla ya da kollarımda taşıyarak getiriyordum. İki kişi önden tutuyordu, ben arkadan tutuyordum, taşıyarak getiriyordum. Spildağ'ın eteklerinde yaşayan aile seslerini duyup yardımda bulunan belediye yetkililerine teşekkür etti ve herkese çağrıda bulundu. Şimdi rahat rahat indirip götürebiliyorum. Araba geldiği zaman şuraya kadar inebiliyoruz. Şimdi çok güzel oldu, benim için de güzel oldu. İnşallah bütün engelliler annesi için de böyle bir şey yapılır. Hani yardımcı olsunlar, seviniriz yani. Bizi atmasınlar köşeye. Muğla'da ise önceki gün engelli oğlunu el arabasına bindirip haliyle yürekleri acıtan babaya öyle bir yanıt geldi ki duyunca çok şaşıracaksınız. O engelli oğlu için ambulans istedi. Kendisine olumlu yanıt gelmeyince el arabasına oğluyla beraber çaresizliğini de yükleyip hastanenin yolunu tuttu. Doktor bunun beli kaymış ama engellidir, bir şey yapamayız dedi. Seni İzmir'e götüreceğiz denilen babaysa hiç anlamadığı bir muameleye maruz kaldı. Önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı müdürü geldi, sonra polisler geldi, sonra emniyet müdürü geldi, kaymakam geldi. Beni orada ikna ettiler, direkt İzmir'e göndereceğiz diye aldık ambulansa. Ambulanstan hastaneye geldik, geldik oraya, beni emniyette götürdüler. Gözaltına aldılar, ifadelerimi aldılar, mahkemeye çıkacaksın dediler. Gözaltının sebebi spastik engelli oğlunu yaşatmaya çalışması. Çocuğa ızdırap çektiriyorum o arabayla götürmek için. Bu kareden eziyet çekenin aslında kim olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. 24 yaşındaki Metin İncesu bu engele rağmen yine yaşamaya, babası 72 yaşındaki Zeynel İncesu ise yaşatma çabasına devam edecek. 10 yıllık çocuk hasretinin ardından kavuştular bebeklerine. 1 yaşına kadar her şey yolundaydı. Şimdi ise minik Azra yürüyemiyor, konuşamıyor, yatağa mahkum yaşamını sürdürüyor. Aile bu amansız hastalık için çare arıyor. Yaşasın, mutlu olsun, sağlıklı olsun. Azra bebek 1 yaşından sonra yakalandı bu hastalığa. Tedavisi olmayan enzim eksikliği. Azra anne baba derken otururken bir anda oturmamaya, yememeye başladı. Biz şu anda Azra'yı midesinden besliyoruz. Her gün anne babasının gözleri önünde eriyor. Hastalığın tedavisi ise yok. Tedavisi olmayan bir hastalık. Doktorlar tedavisinin olmadığını söylüyorlar. Ortalama 4 yaşına kadar yaşar diyorlar. Ve bu inanılmaz canımı acıtıyor. Hani bir anne için evladının ölme ihtimali bile inanılmaz acı bir şey. Benim Azra gözümün önünde günden güne eriyor. Tedavisinin olmadığına İnanamıyorum ama madem tedavisi yok, biz bunu kabullendik, zor da olsa kabullenmeye çalışıyoruz ama biz maddi olarak Azra'ya yetemiyoruz artık. Antalya'da yaşayan Cunduz çiftinin bu zamana kadar başvurmadıkları yer kalmadı, ancak yardım eden de olmadı. Onların tek isteği kızlarının yaşadığı bu kısacık sürede huzurlu olması. Sürekli kızımın başındayım, günlük 2 saatlik uykuyla ayakta durmaya çalışıyorum ama kızımı ağlatmak istemiyorum. O çok masum. Ve onun bir damla gözyaşı beni öldürüyor. Azra'nın şu an aspire makinesi var, oksijen makinesi var. Biz bunları kendi imkanlarımızla aldık ama bunun yanı sıra kalp ölçer makinesi var. Bu uyarı veren bir makine. Bizim böyle bir makinemiz olmadığı için ben sürekli Azra'nın başında 7-24 beklemek zorundayım. En azından Azra ağlamasın. Çünkü o çok küçük ve ölecek ve bu hayattayken en azından birazcık daha rahat yaşasın istiyorum. Ankara bugün bakanlığın çay ocağında çalışan ve bıçaklanan kadın haberiyle sarsıldı. Şanlıurfa Siverek'te ise bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu. Kadına şiddet başkentin göbeğine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na kadar uzandı. Çay ocağında çalışan bir kişi birlikte çalıştığı Güler isimli kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Bakanlığın müsteşarlık katında yaşanan olayda yaralı kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.
Ankara bu olayla çalkalanırken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde boş arazide bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının cesedi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kadının kim ya da kimler tarafından katledildiği araştırılıyor. Balıkesir'de hazine arazisine yapılan kaçak binaların yıkımı sırasında olaylar çıktı. Ekipler taş ve balta ile engellendi. Bir anne küçük bebeğinin boğazına bıçak dayadı. Balıkesir'in Kabakdere ilçesinde hazine arazisi üzerine yapılan kaçak evlerin yıkılmak istenmesi tansiyonu bir anda yükseltti. Şimdi Balıkesir'e gelen Suriyeliler evler verirler de bize niye ev vermiyorlar burada? Biz ne yapacak şimdi bu Kabakdere'de? Jandarma, polis ve zabıtadan oluşan ekipler yerleşim bölgesine ilerledikçe Kabakderelilerin tepkisiyle karşılaştı. Kimi ellerinde baltalarla nöbet tuttu. Kimi ise küçücük bebeğinin boğazına bıçak dayayıp feryat etti. Bazıları da kredi çekerek evlerini yaptırdıklarını belirtip gözyaşı döktü. Adalet mi bu çalış? Biz ırk adlıyla çalışıyoruz kızım. Saat 4'te kalkıyoruz. 15 milyon yemeğiyle gidiyoruz. Biz olur mu bu dava? Ne malı bankada para çektim de onlarla yaptırdım kızım. Bu olur mu? Hiç Türkiye'de insanlık yok mu? Bu adalet yok mu? CHP'li vekiller de mahalleye gelerek yıkımın durdurulması için girişimlerde bulundu. Mahalle halkının direnişi de etkili olunca ekipler geri dönmek zorunda kaldı. Belediye yıkımın ertelendiğini duyurdu. 14 yaşında ve iddiaya göre emniyette hırsızlık, yaralama gibi çok sayıda kaydı bulunuyor. Bu kez bisiklet tamirhanesinin duvarını kırarak buradaki malzemeleri çaldı ve devriye görevi yapan polis tarafından suçüstü yakalandı. Beni bırakmasam bile abi tamam, ne yaptım yine ya? Direndi, inkar etti. Şey yaptım, görüşmedim. Abi ben bak neredeydim biliyor musun? Ben şu aradan arkadaşımdan çıkalım, şurada oturuyor arkadaşım. Abi soralım, öneriyorum bana. Tamam. Her zaman içerik burada biz arabada. Tamam biz soracağız zaten. İçtik abi. O penseyi niye taşıyorsun yanında? Abi arka teker vallahi gerçek, git bak abi. O teker mi sıkıyor o pense? Abi anahtarım da var, anahtar da var abi. Neresi sıkıyor o pense? Pensenin abi nereye tamam, açacağım tamam, ben? Tamam. Orayı nasıl tamam. Kıracağım penseyi? Tamam. Tüm çabasına rağmen götürüldüğü yer emniyet müdürlüğü oldu. Adam öldürdü. Konya'da duvarı kırıp içeri girdiği iş yerinden çaldığı malzemelerle kaçmaya çalışan 14 yaşındaki şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Trafiğe çıkacak araç sürücüleri dikkat. Bursa'da kış lastiği uygulaması bugünden itibaren başladı. 1 Nisan'a kadar devam edecek uygulamada kış lastiği olmayanları ise para cezası bekliyor. Kış lastiği uygulaması Bursa'da bugün başladı. Kış lastikleri ticari araçlar için zorunlu, dolayısıyla sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zamanlarda lastik malzemesinden dolayı yumuşaklığını kaybeder ve yerde fren mesafesini, yol tutuşunu azaltır. Bundan dolayı kışın 7 derecenin altında da kullanabileceğimiz esnekliğini koruyan özel kış lastikleri takmamız gerekir. Kış lastiği ile yaz lastiğinin arasında fren mesafelerimiz oldukça kısadır. Yani bir yaz lastiğiyle kuru bir havada da fren yapsak, kış lastiğiyle ortalama 5-6 metre daha kısa fren mesafesine ulaşabiliriz. Bize kar yağdığı zaman da güvenli sürüş için yardımcı olur. Normal soğuk havalarda da yine bizim için güvenli sürüş için bize yardımcı olur. Zorunlu kış lastiklerinin maliyeti her bütçeye göre değişiyor. Normal bir yaz lastiği ile yaklaşık olarak aynı fiyatlardır. Yani 100 lira olan bir yaz lastiğinin kış lastiği de 100 liradır. 200 lira olan bir yaz lastiğinin kış lastiği de 200 liradır. Ama burada vatandaşlarımıza tavsiyemiz şu, kış lastiği takmak için kar yağmasını beklemesinler. Çünkü gerçekten kış lastiği sıkıntısı var. En uygun fiyata en istedikleri markaları bir an önce alsınlar. Üzerinde M artı S yani çamur ve kar da kullanılabilir manasına geliyor. Bir de snowflake denen uluslararası işaret olan zorlu kış şartlarında kullanılabilir.
işaretin araçların için lastiklerde mutlaka olması gerekiyor. Bunlar bizim hem güvenliğimiz için hem de eğer ki trafik tarafından bir çevirme ile karşılaşırsak lastiğimizin kış lastiği olduğunu ancak böyle gösterebiliriz. Ancak bu maliyeti düşürmek için yalnızca ön tekerlere takılan kış lastikleri can güvenliğini tehdit ediyor. Normal kamyonlar hariç normal bütün araçlara dört tekerleğini yani tamamını takmak gerekiyor. Çünkü iki tekerlekli taktığımız zaman özellikle önden çekişli araçlarda frene bastığımız zaman ön tekerlekler freni tutuyor ama arka tekerlekler tutmadığı için bu sefer arabaların yoldan çıkmasına sebep oluyor. Trafiğe yaz lastiğiyle çıkanları ise para cezası bekliyor. Lastik takmayanları ticari araçlarda 519 lira şu an cezası var. 16 Aralık'ta Bursa içinde başladı. Kosovalı bir iş adamı gümrük vergilerinden bunalınca çareyi açlık grevinde buldu. 4 gündür müdürlüğün kapısında yatıyor. İstanbul Romanya Başkonsolosluğuna ise zincirli eylem damga vurdu. O Kosova'nın genç iş adamlarından biri ama 4 gündür Priştine'deki gümrük müdürlüğü önünde açlık grevi yapıyor. Bir nedeni var. Gümrük gelir kaynaklarından dolayı ağzımdan ekmeğimi alarak yetmemiz gösteri halinde olan, beni mecburen bu duruma düşüren ve beni bu hale getiren gümrüğün ya da gümrükte çalışan devletin gülgesine sığınarak şahıslardan birileri tarafından otoyedek parçası satarak geçimini sağlayan Bekim Muriç'i, Çin'den sipariş ettiği 20 bin euro değerindeki otoyedek parça mallarına Kosova gümrüğünün 14 bin euro gümrük bedeli kesmesine isyan etti. Ben burada bugünden itibaren ölüm orucuna, açlık grevine başvurdum ve sesimi barışla, dürüstçe ve saygıyla Kosova Cumhuriyet Devleti'ne sesleniyorum. Üzerindeki battaniye ile gümrük müdürlüğü önünde bekleyen Muriç'i yetkililerin cezayı düzeltmesini istiyor. Benzer bir görüntü de İstanbul Beşiktaş'taki Romanya Başkonsolosluğundan. Benim 160 bin euro paramı çaldılar. Ben 2008'in 8. ayında dilekçe verdim. Daha bir mahkemeye çıkamadım. 2008 yılında Romanya'da arazisini satan ve bankaya yatıran Cuma Gündal, bir süre sonra bankadan parasını çekmek istediğinde parasının olmadığı cevabını aldı. Bankaya dava açan Gündal, 2008 yılından bu yana mahkemeye çıkamadığı için kendini Romanya Başkonsolosluğu kapısına zincirledi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.